Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Ekim önemli bir ay. Ekim ve Kasım tutulma dönemi tutulmalarla birlikte önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek etkiler de ortaya çıkmaya başlayacak. Hem kişisel hem toplumsal alanlarda tutulma dönemleri çok önemlidir. Ekim ayında tutulmanın dışında Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Mars retrosu başlayacak. Akrep burcunda Güneş tutulması var ve Merkür artık ileri harekete dönecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ve Venüs 23'üne kadar Terazi burcunda ilerleyecek sevgili yaylar. Sizin için dost bir burç, güzel bir alan. Venüs'ün güzel destekleri var, işte Güneş'in destekleri var. Bu da sizin sosyalleşmeniz, arkadaşlarla daha olumlu ilişkiler kurmanıza fayda sağlayabilir. Bu ay işte bazı projelere katılabilir, bazı davetler alabilirsiniz. Grup etkileşimleri olabilir, organizasyonlar olabilir. Venüs burada barışçıl, sosyal bir etki verir. Hani aşk hayatınızda destekler. Yeni insanlarla da tanışabilirsiniz ya da süregelen arkadaşlıklarınız bu dönem daha bir olumlu ilerleyebilir. 9 Ekim'de Koç burcunun 16 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 5. evinizde. Dolunaydan da olumlu bir tesir alıyorsunuz aslında. Bu dolunay aşk hayatınızda hızlı bir etki getirebilir. İşte yine sosyal çevrenizde bir güçlü dönüşüm söz konusu olabilir. Dolunaylar aslında bir tamamlanma, bir dönüşüm dönemidir. Geçtiğimiz Nisan ayında başlamış bazı konular da sonuç verebilir ya da olgunlaşabilir. Çocuklarla da ilgili önemli etkiler var. Yani çocuk sahibi olmak, belki hamilelik, bir doğum, hani bununla ilgili bir tesir olabilir. Aşk hayatınızda bir sorun varsa bunu çözüme kavuşturabilirsiniz. Yani çocuklarla da ilgili bazı konular varsa hayatınızda, hani bunların da gündeme gelmesi mümkün. Şiron söz konusu. Şiron evet bizi bazı yaralarımız, sorunlarımızla da yüzleştirir. Ama için içinde şifa da vardır. Çözüm yolları da vardır. Venüs'ün de terazideki pozisyonu çok yardımcı olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa sevgili yaylar, bu dolunaydan güzel bir tesir alıyorsunuz. Öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bazı zorlanmalar olabilir ama yine sizin için çok etkili bir dolunay döngüsü olabilir. 25 Ekim'e kadar olan süreçte bu tesirler devam edebilir. Evet, Merkür retrosu düzeliyor. 2 Ekim itibariyle önce Başak, ardından Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. 11 Ekim'de Terazi burcuna geçiyor. Aslında gölge günlerinin tamamlanması ay ortasını bulabilir. Ay ortasından itibaren Terazi burcunda güçlü bir Merkür söz konusu. Bu da sizin yine kişisel girişimlerinizi, sosyal yaşamınızı, arkadaş ilişkilerinizi olumlu etkileyecektir. 11. evinize gelecek, işte Venüs'ün olduğu, Güneş'in olduğu alana 11 Ekim'den sonra işte arkadaşlarla bazı planlar yapmanız, toplanmanız, görüşmeler yapmanız, iş projelerin söz konusu olabilir, anlaşmalar, sözleşmeler, imza atılması gereken konular. Bunlar 11 Ekim'den sonra sizin lehinize çok daha rahat ilerleyebilir sevgili yaylar. Evet, 23 Ekim'de Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nun bir derecesinde yeni ayla beraber Güneş tutulması yaşayacağız. Bu Güneş tutulması sadece bu ayla sınırlı değil. Önümüzdeki Nisan sonlarına kadar 6 ayımızı da önemli ölçüde etkileyecek bir Güneş tutulması. 12. evinizde meydana gelecek. Aslında Akrep Boğa aksındaki tutulmalar geçtiğimiz Kasım ayından bu yana devam etmekte ve 2023 sonuna kadar da devam edecek. Bunlar daha geniş resmi aslında etkileyen, daha kadersel, şekillendirici etkiler. 6-12 aksı, işte şifa alanları, günlük hayatımız, alışkanlıklarımız, genel düzenimizle ilgili. 12. ev biraz krizlerle de ilgilidir ya da beklemediğimiz durumlarla ilgilidir. Güney düğüm yönünde bir tutulma bu. Yanında da Venüs var. Hani bu gizli ilişki olabilir veya hayatınızdan çıkarmanız gereken bazı alışkanlıklarınız olabilir. Sağlık konularında bir sıkıntınız varsa, örneğin bu Güneş tutulması sağlıkla ilgili konular, işte bir hastaneler, klinikler, işte tedaviler, böyle bir gündem de yaratabilir. Aynı zamanda işte işin içine Venüs olduğu için bir belki hayatınızdan çıkarmanız gereken bir ilişki, bir bağımlılık da olabilir. Çok sevdiğiniz bir kişi olabilir veya
işte çok düşkün olduğunuz bir bağımlılığınız olabilir. Güney düğüm biraz hayatımızdan çıkarmamız gereken konulara işaret ediyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Aslında yaylar çok etki alan bir burç da değil. Sabit burçları etkileyen bir tutulma bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, akrep, boğa, aslan ya da kova burçlarının İlk derecelerinde, yani 0 ile 5 arası bu derecelerde gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulmadan tesir alabilirsiniz. Eğer bu derecelerde herhangi bir gezegeniniz yoksa sizi çok da önemli bir şekilde etkilemeyebilir. Evet, ve Mars retrosu başlayacak. İşte bu Mars retrosu önemli. Biliyorsunuz Ağustos'tan bu yana Mars İkizler Burcu'nda, karşıt burcunuzda harekete başladı ve uzun süre kalacak. 2023 Mart sonlarına kadar kalacak. Bu ilişkiler alanı. Belki de Ağustos'tan bu yana biraz daha hani ilişkilerde bir enerji var burada. Zaman zaman zıtlaşmalar, mücadeleler var. Her iki yılda bir Mars geriler ve önemli süreçlerdir. Toplumsal alanlarda da güçlü tesirlerini yaşarız. 29 Ekim'de başlayacak, 13 Ocak'a kadar devam edecek ve karşınızda bir Mars retrosu ilişki evinizde. Burada biraz hani karşımızdaki kişilerin davranışları zorlayıcı olabilir. Açık düşmanlıklar alanıdır aynı zamanda burası. Yani herhangi bir iş hayatında bir rakibiniz olabilir. İşte bir davanız varsa davacınız olabilir, davalınız olabilir. Ya da böyle bir bazen kişinin arkadaşı ya da işte eşi, partneri, ortağı olabilir. Zaman zaman işte o buralarda bir zıtlaşmanın, mücadelenin olması, beklemediğimiz bazı durumların, biraz daha pasif agresif ya da beklenmedik çıkışlar, daha saldırgan tutumlarla karşılaşmak mümkün olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Tam karşıdan aldığınız için Mars retrosunu. O yüzden özellikle de hani genellikle bu 7. ev bizim bildiğimiz karşımızdaki kişilerdir. Gizli değildir onlar. Açık düşmanlarımızdır ya da rakiplerimizdir. Bazen eş partner konuları bile olabilir. Yani çok tartışmalı ama çözümü zor konular olabilir bunlar. O yüzden 13 Ocak'a kadar olan süreçte buna dikkat edeceğiz. Aynı şekilde kazalara, işte sakarlıklara dikkat edeceğiz. Bedensel olarak kendimize özen gösterelim. Özellikle kış aylarında ikizlerdeki bir Mars gerilemesi, solunum yolları problemleri, akciğerleri daha fazla etkiler. Enfeksiyonlara, sağlık sorunlarına, işte virüsler ve mikroplardan gelebilecek problemlere daha açık olabiliriz. Buralarda bağışıklığımızı güçlü tutmak gerekiyor. Bedensel olarak kendimize dikkat etmek gerekiyor. Bu önlemleri alırsak yani çok da zorlanmadan bu dönemi tabii ki geçirebiliriz. Biraz karmik etkiler de getirebilir 7. evinizde. İşte karşımıza çıkan kişiler hani bir şekilde bazı ilişki dinamiklerimizde bize dersler getirebilir örneğin. Yani bir şeyleri öğrenmek adına, kendi içimizde dönüştürmek adına. Ya da eski ilişkiler, eskiden gelen kişilerle bu dönemde bazı hesaplaşmalar, karşılaşmalar da söz konusu olabilir. Bunlar daha özel tesirler tabii ki sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.